Evet arkadaşlar, artık uzaktan eğitimde bir seneyi geride bıraktık. Yüz yüze olamasak bile çok yol kat ettik ve kat etmeye de devam ediyoruz. Hocam, bildiklerimi unutmasam bana yeter. Geçen gün evin içinde koşmayı denedim, onu bile unutmuşum. Sadece yürüyebiliyorum şu an. Abartmayın çocuklar, alt tarafa okula gitmiyoruz. Ama derslerimiz aynı tempoyla devam ediyor. Önemli olan bir şeyler öğrenmek. Nerede öğrendiğimizin bir önemi yok. Siz onu dersin başından beri uyuyan Şeyma'yı anlatın hocam. Şeyma kızım, ne yapıyorsun? Kalk yerine yat. Hocam, eskiden bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta nerede işimize yarayacak diye dalga geçiyorduk. Ama bu sefer ciddi soruyorum. Bu öğrendiklerimiz nerede işimize yarayacak? Evde babama edebiyat mı yapacağım? Hadi edebiyatı geçtim. Kapının önüne çıkamıyoruz. Bir de coğrafya öğrenmeye çalışıyoruz. Coğrafya gerçekten kadermiş. Cidden ya. Keşke bunca sene okula gideceğime berberde çıraklık yapsaydım. En azından şimdi evde saçlarımı düzgün keserdim. Gençler, tamam gençler. Bu kadar goy goy yeter. En iyisi dersimize geçelim. Dersimize sözüyle devam edelim arkadaşlar. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Kim cevaplamak ister? Tamam, gönüllü yok madem, aranızdan ben seçeyim. Mehmet, sen cevapla. Hocam, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü m***dir. Mehmet yavrum, sesin kesiliyor. Bu şekilde not veremem. Tekrar cevaplar mısın? Tabii hocam. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü m***dir. Mehmetciğim, yazılı olarak cevaplayabilir misin? Mesaj olarak ver cevabı. Hocam, klavyem bozuk, yazamıyorum. Derse sadece sesli katılabiliyorum. Neyse o zaman. Kısmet değilmiş yavrum. Maalesef not alamıyorsun. Şeyma, sonunda uyanabildin mi kızım? Hiç zahmet etmeseydin ya. Biz beklerdik seni. Neyse. Sen cevapla bakalım soruyu. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Kızım, sesin gelmiyor kızım. Alo. Hem sesi gelmiyor hem de bizi duymuyor. Arkadaşlar, aranızda numarasını bilen varsa arayı versin. Boşuna anlatıp duruyor kız. Hayır, cevap da çok kısa aslında. Ne anlatıyor ki bu kadar acaba? Allah Allah. Bu arada Kemal nerede? O niye katılmadı derse? Hocam, Kemal tuvaletteyim, sonra katılacağım ben dedi. Olur mu öyle şey canım? Kişisel ihtiyaçlarımızı dersten önce yapın arkadaşlar. Arayın Kemal'i, hemen gelmezse yok yazacağım. Arıyorum hocam. Alo Kemal, hoca seni çağırıyor, çabuk derse gel. Oğlum, tuvaletteyim lan. Söylesene hocaya tuvalette diye. Söyledim ama yine çağırıyor. Yok yazacakmış, gel çabuk. Ne diyor? Geliyor muymuş? Hah, geldi. Bu halin ne lan? Utanmıyor musun derse böyle katılmaya? Özür dilerim hocam. Sizin yok yazacağınızı duyunca bok yoluna gitmeyelim dedim. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.